Tamamen vegan, çok lezzetli, Hindistan cevizi sütlü, hafif acılı, zencefilli güzel bir ramen yapacağız. Genelde internette gördüğünüz ramen tariflerinin çoğu böyle vegan kardeşi ya da vegan arkadaşı, dostu tarifler olmuyor. Dolayısıyla bana çok sordukları için güzel bir vegan tarifle geldim. Çok lezzetli. Bu arada vegan olmasanız da bayılarak yiyeceğiniz bir tarif, onu da söylemek istiyorum. Hızlıca tarife başlayacağım. Çok pratik. Burada ön hazırlığını yapıyorum. Sonra ocağa geçiyoruz. Şimdi önce bir püre yapacağız. Çünkü genelde ramen tipi bütün böyle makarna bazlı ya da Asya usulü çorbaların hepsinin bazında zencefilli, sarımsaklı, soğanlı ve çilili bir böyle püre, bir paste dediğimiz karışım olur. Çok hızlıca onu yapacağım. İstiyorsanız bunu hazırlayıp üzerine zeytinyağı ya da sıvı yağ koyup dolabınıza saklayabilirsiniz. Bunu da ufak bir detay olarak vereceğim. Bir adet soğanım var. 5-6 parçaya böleceğim. Çok değil. Doğrarken bana yardımcı olsun. Bunu kabımın içine atıyorum. Bir adet çili biberim var. Eğer acı seviyorsanız benim gibi çekirdeklerini çıkarmanıza gerek yok. Eğer acı sevmiyorsanız içindeki çekirdekleri ayıklamanıza fayda var. Çünkü biraz ateş çıkabilir. Atalım. 4-5 diş sarımsak. Küçük olduğu için 4-5 diş atıyorum. O büyük taş köprü dediklerimizden vurursanız 2 tane de yeterli olur. Ve bolca zencefil. Zencefilimi de şöyle iri iri doğruyorum. Şimdi bunu yine kabımın içine attım. Biraz da su koyalım içine. Bunu yavaşça robottan geçiriyorum. Koymasaydım bunu hayatta yapamazdım. Pardon da söyleyeyim, azıcık su koyun. Ya da direkt büyük bir mutfak robotundan çekebilirsiniz ama onda da hazne büyük olduğu için bir olmuyor yani. Dolayısıyla bu pratik bir yöntem, onu da böyle göstermek istedim. Şimdi hızlıca ocağa geçelim ve tarifimizin kalanını yapalım. Bundan sonrası tamamen ocakta. En son üzerine böyle hafif bir kişniş ve taze soğan doğrayacağız ama onu en son göstermek istiyorum. Ocağa geçelim ve pişirmeye başlayalım. Ocağımın altını açıyorum. İçine biraz susam yağı. Şöyle çok değil. Ve hazırladığım bu zencefilli, soğanlı, sarımsaklı, çilili karışımı koyuyorum. Bunu bir 3-5 dakika kadar kavuracağım. Şöyle hafif kokusu çıksın istiyorum. Amacım çok pişirmek değil. O kokusu çıktıktan sonra içine diğer malzemeleri eklemeye başlayacağız. Yavaş yavaş çıkmaya başladı bile. Böyle susam yağı ile beraber o zencefilli, o Asya kokularını şöyle bir mutfağın içine yaymak istiyorum. Sanırsınız bir Asya filminde salaş bir plastik sandalyeli. Bildin değil mi onu? Öyle bir restorandayız şu anda. Öyle bir aroma kokusu var şu anda. İçine de bir yemek kaşığı kadar domates salçası koyuyorum. Domates püresi de koyabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Bir kaşık kadar tuz koyuyorum. Tatlı kaşığı. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi içine Hindistan cevizi kreması koyacağım. Sütü değil, kreması. O konservelerde aldığımız olan. Şimdi içine konservemin 2 katı kadar su ekliyorum. Şimdi bir araya getireceğim. Salçam, o pürem iyice böyle bir Hindistan cevizi kremasıyla böyle bir harmanlansın istiyorum. Hafif kaynamaya bırakacağım. Fokur fokur kaynatmayacağım ama böyle kaynama noktasına gelene kadar hafif fokurdatacağım. Daha sonra içine diğer malzemelerimi sıralı sıralı atıp pişirmeye devam edeceğim. Dediğim gibi bu böyle hafif bir kıvama gelsin. Tarife devam edeceğiz. Kavurma aşamasında köri tozu da ekleyecektim, unuttum. O zencefili kavurduğumuz noktada eklerseniz biraz daha köri köri böyle patlayacaktır. Ama bu da gayet lezzetli oluyor. Yalan söylemeye gerek yok şimdi, unuttuk. Ne yapalım? Unutulabilir. Uf, Hindistan cevizi, köri, zencefil falan, saçmalık şu anda burası. Evet, yavaştan kıvamlanıyor. Şimdi bunun içine diğer malzemelerimle geliyorum. Şimdi içine pirinç eriştesi ekleyeceğim. Egg noodle kullanmıyorum çünkü vegan bir tarif. Ama eğer istiyorsanız, vegan yapmak istemiyorsanız bunu egg noodle'da da yapabilirsiniz. Ama bence pirinç eriştesi çok yakışıyor. İki tipi var. Bir pad thai'larda kullanılanı kalın. Daha böyle yassı olan, linguine'ye benzeyen. Ama ben böyle daha o capellini'ye benzeyen, melek saçı olarak adlandırdıkları ince olanla yapmayı çok seviyorum. Neyse, gelelim, çok konuştum. Genelde böyle internette gördüğünüz Asya usulü ramenlerin üzerine pak choy koyuyorlar. Pak choy Türkiye'de bulunuyor tabii ama hani uğraşmayın diye daha kolay ve pratik bir yöntemini söylüyorum. Bizim marketlerde şöyle Çin lahanası, bütünü var mı diye baktım da, şöyle bir lahanayı Çin lahanası olarak satarlar. Hafif böyle kıvırcıktır, daha böyle dokuludur, daha damarlıdır. Ben bunu çok yakıştırıyorum bu tip çorbalara. Dolayısıyla pak choy'unuz yoksa bununla da yapabilirsiniz. Gayet lezzetli oluyor. Şimdi gelelim tarifin kalanına. Artık kaynama noktasına geldi. Altını hafifçe kıstım. Yani böyle fokur fokur kaynatmak istemiyorum. İçine pirinç eriştemi bırakacağım. Bu hemen pişiyor, dolayısıyla çok böyle ezmeden hafifçe. Üzerine pak choy'larımı bırakacağım. Pak choy dedim, bak o kadar inandım. Çin lahanalarımı bırakıyorum. Altını en kısa alacağım. Biraz daha kıvam istiyorsanız, daha böyle kıvamlı bir çorba, bu aşamada suyumuzun kıvamı yeterli. Ama daha sulu seviyorum diyorsanız
O zaman bu aşamada biraz sıcak su ekleyebilirsiniz. Kapağını kapatacağım. Bir 3-5 dakika yeterli olacak benim için. Şimdi en kısık da demleniyor. O demlenirken içine son bir harekette daha bulunacağım. Tofu kullanıyoruz. Tütsülenmiş tofu kullanacağız. Eğer tütsülenmiş tofu kullanmayacak olsaydık bu aşamada tofuyu yine küp küp doğrayıp hafif böyle bir nişastalayıp yağda kavururdum. Ama bunu böyle daha o smoky, o tütsülü tadını almak istediğim için yapmak istemiyorum. Şöyle iri küpler halinde doğrayıp içine atacağım ki o da hafif ısınsın ve biraz yemeğe tadını geçirsin. Şöyle. Bunu da atalım içine. Bunları da atıyorum. Biraz içine doğru ittiriyorum ki o füme tadı çorbama da versinler. Bu aşamada ılık su ekleyebilirsiniz. Çok eklemeyeceğim çünkü. Şöyle bir yarım bardak kadar ekledim. Bir karıştırayım. Altını yine hafif açıyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. Ve son hazırlıklara geçiyorum. Ramenimi yanıma aldım. Son dokunuşlarını yapacağım. Hemen göstermek istiyorum. Taze kişnişim var. Bence bu tip yemeklerin vazgeçilmezi. İri iri doğruyorum. Bolca. Hafif saplarından da alabilirsiniz. Bir de taze soğan. Onu da ince ince doğrayacağım. Hafif berevli doğruyorum. Asya mutfağında genelde o tip kullanıyorlar. Bizdeki gibi çoban salata kıvamında değil. Dolayısıyla hafif böyle diagonal doğrarsanız daha güzel durur. Şimdi bir kısmını içine atacağım, bir kısmını üstüne atacağım süslerin. Biraz da taze soğan. Şöyle chopsticksimizle tematik bir şekilde hafif karıştıralım. Şimdi bu aşamada şöyle bir tabaklama yapmak istiyorum. Son olarak da suyundan ve tofudan koyacağım. Biraz daha kişniş. Ve tarifimiz bu şekilde hazır oluyor. Kanalda buna benzeyen çok güzel Asya usulü tarifler var. Videonun sonuna ekleyeceğim, oradan bakabilirsiniz. Onun dışında kanala abone olmayı ve mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Son olarak vegan tariflerin devamını istiyorsanız aşağıya yorumlar kutusuna bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Kocaman öptüm. Bir dahaki tariflerde görüşürüz.